Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat muhteşem bir kruvasan tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Üstelik yapımı da çok kolay. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kruvasan hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Su ve süt için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml'dir. Şimdi üzerine 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve önceden elemiş olduğum onumu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatula'mla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Un için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur işlerinde en önemli püf nokta hamurun çok iyi yoğurulmasıdır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben hamuru tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra şimdi tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürerek bir streç filmle örtüyorum ve oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu aşamada aceleniz varsa fırınınızı önceden 50 derece ısıtarak fırını hiç kapatmadan içerisinde hamuru yarım saatte mayalandırabilirsiniz. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru şöyle rulo şeklinde uzattıktan sonra 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını tezgahın üzerinde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifi sadece 4 tane beze ile hazırlıyoruz. 4 tane bezeden bir tepsiden fazla kuruvasan poğaça çıkıyor. Hem çok bereketli hem de inanılmaz derecede lezzetli tam da olması gerektiği gibi. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat bir kuruvasan oluyor tarifimi bana güvenerek sizlerin de mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorumlarını bekliyorum. Şimdi bezelerin hepsini hazırladım. 3 tanesini bir tepsinin içerisine alarak üzerinin kurumaması için bir streç filmle örttüm ve kenara kaldırdım. Kalan bezenin altına üstüne biraz un serpiştirip bir oklava ile açmaya başladım. Bu aşamada hamurumuz yumuşacık kıvamda olduğu için kolaylıkla açılıyor. Ben kısa süre içerisinde yufkayı bu şekilde açtıktan sonra kenara alıyorum ve hemen ikinci yufkayı açmaya başlıyorum. İkinci yufkayı da aynı boyutta açtıktan sonra şimdi oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağını yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz bu aşamada tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken püf nokta kullanacağınız tereyağının veya margarinin mutlaka böyle bir fırça ile sürülebilir kıvamda oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması gerekiyor. Aksi takdirde yufkanın üzerine sürmekte oldukça zorlanabilirsiniz. Ben ikinci açmış olduğum yufkanın üzerine tereyağını sürdükten sonra ilk açmış olduğum yufkayı üzerine kapattım ve kenarlarından eşitledikten sonra şimdi bu yufkanın üzerine de tereyağı sürüyorum. Bu aşamada tereyağını bolca sürmenize gerek yok. İnce bir tabaka halinde sürmeniz yeterli olacaktır. İki yufkayı üst üste serdim ve ikisinin üzerine de tereyağından sürdüm. Şimdi böyle bir ruletle yufkaların kenarından kesiyorum. Daha sonra da içe doğru katlayarak hamuru tekrar beze haline getiriyorum. Hamuru açtıktan sonra tekrardan bu şekilde katlayıp beze haline getirmemizin sebebi kruvasanın içinin kat kat olması için. Dilerseniz hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğunuza kaldırabilir. Haftalarca hatta aylarca bekletebilirsiniz. Kuruvasan hazırlayacağınız zaman bezeyi buzluktan çıkartın. Açılabilir kıvama geldikten sonra merdane ile açıp hızlı bir şekilde kuruvasanınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk hazırlamış olduğum bezeyi bir tabağın içerisine aldım. Üzerinin kurumaması için bir streç filmle örttükten sonra buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında 15-20 dakika bekleteceğim. Ben de o arada diğer kalan iki bezeyi aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir hazırladığım ikinci bezeyi buzdolabına kaldırdım. Ben ikinci bezeyi hazırlayıncaya kadar ilk beze de dinlenmiş oldu. Dolaptan çıkardım ve ters çevirdikten sonra bir merdane ile yuvarlak bir şekilde açtım. Şimdi açmış olduğum hamuru bir ruletle üçgen şeklinde kesiyorum. İlk olarak dört parçaya ayırdım daha sonra kesmiş olduğum her bir parçayı 3 parçaya ayırdım. Hamuru kestikten sonra her birinin kenarına birer tatlı kaşığı kadar çikolata sürüyorum. Ben kruvasanı çikolatalı hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler peynirli de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hamuru rulo şeklinde sarıp kruvasanları hazırlıyorum. İşte kruvasan hazırlamak bu kadar da kolay. Tarifimi herkes ama herkes evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Yeter ki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Hazırlamış olduğum kruvasanları altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hemen ikinci bezeyi de dolaptan çıkartıp aynı şekilde hazırladım ve iki tepsinin içerisine kruvasanları yerleştirdim. Şimdi üzerini ince bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Yarım saatin ardından kruvasanların üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısının içerisine iki tatlı kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra mayalarını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Kruvasan poğaçaları önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Kruvasanlarımız artık pişmek için hazır. Şimdi fırınıma götürüyorum. Kruvasanların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İnanın o kadar güzel olmuş ki soğumalarını bile bekleyemeden hemen doku testine geçiyorum. Kat kat kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurubasan poğaça tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle dışının ne kadar pul pul olduğuna bakar mısınız? Ekrana ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama inanılmaz derecede muhteşem bir kruvasan poğaça tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Sizler de beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir tanesini böldüm. İç dokusuna bakar mısınız? İçinin katları tek tek sayılıyor. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.